Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Yine bugün bir AliExpress videosuyla karşınızdayım. Yine öyle çok büyük bir şey almadım. Yavaş yavaş arttıracağım tabii bu paket açılış videolarının ölçülerini. Bakalım ne gelmiş. Yine her zamanki gibi ben paketi açtım sizden önce. Arkadaşlar evet stres çarkı aldım. Modası geçti bunların. Niye aldın la bunları demeyin. Şöyle şu yüzden aldım. Etrafımda çevrem ve tanıdığım küçük arkadaşlarım var. Yeğenlerim vesaire. Onlara vereceğim bunları. Onlar için aldım. Almışken de videosunu çekeyim dedim. Tabii şunu merak ediyorsunuz değil mi? Şunu özellikle aldım. Bu benim. Buna Antalya'da yanlış hatırlamıyorsam 50 miydi 60 lira mıydı neydi öyle bir fiyat çektiler buna. Hatta havaalanında 90 lira istediler buna. Evet 90 lira istediler buna arkadaşlar 90 lira. Ama efsane bir şey gerçekten efsane bir şey. Birazdan açınca göreceksiniz. Bunlar bildiğiniz zaten 3-5 liraya yer yer 10 liraya sattıkları stres çarkları. Hiçbir esprisi yok. Daha çok da bunlar tabii ki 6 taneydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Kala kala bunlar kaldı elimde. Bari bunların videosunu çekeyim dedim. Evet oldukça da güzel dönüyorlar. Gördüğünüz gibi bu da siyahı. Evet. İkisi de oldukça güzel dönüyor. Şöyle hatta çevireyim. Challenge yapalım. Bu bayağı dönüyorlar ya. Onlar orada dönerken biz şu güzelliği açalım. Şöyle alüminyum bir kutuda geliyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle dökeyim. Evet. Parça pinci oldu. Şöyle şu parçaları vidalayacağım. Bunlar vidalı. Sökülüp takılabiliyor yerlerine. Ve oldukça da ağır. Hani diğerleri gibi değil. Oldukça ağır hakikaten. Çok ağır bir stres çarkı. Ağır olduğu için de çok iyi dönüyor. Ortasındaki rulmanı da kaliteli herhalde. Hani yağ gibi akıyor derler ya. Yağ gibi akıyor gerçekten. Şöyle renkleri de biraz biçimsiz taktım ama artık. Evet gitti. Geldim geri. Evet, sonuncusunu da taktım. Şu şekilde bir şey. Gördüğünüz gibi oldukça orijinal. Gerçekten çok hoş bir şey. Hoş bir stres çarkı. Hiç öyle onlar gibi değil. Bunlar bakın bildiğiniz basit plastik. Öyle sıradan stres çarkları ama bu metal ve oldukça ağır. Şu parçaları da ağırlık yapıyor. Bunlara zaten hem dönmesine de etkisi var bu ağırlığın. Şöyle gördüğünüz gibi hafif bir çevirmeyle bile ne kadar güzel dönüyor ve gerçekten dönerken de çok güzel bir renk cümbüşü oluyor. Görüyorsunuz değil mi? Efsane. Şöyle göstereyim. Bak şöyle hafif bir çevirmemle bile ne kadar güzel dönüyor. Şöyle bir de hızlı bir çevirelim. Oo, bayağı dönüyor. Şöyle ben bir hepsini çevireyim. Bakalım hangisi daha uzun süre dönecek. Yalnız şu sesi duymanızı istiyorum. Masanın da ahşap olmasından dolayı alüminyum olan oldukça güzel bir ses çıkartıyor. Hangisi durur sizce?
Allah'tan çok hızlı çevirmedim, yoksa durmayacak herhalde bunlar. Neyse işte arkadaşlar, böyle bunların durmaya niyeti yok. Gördüğünüz gibi yani şunlar geç ama şunlar çok güzel. Şu çok güzel. Aşağıda linklerini paylaşacağım tabii hepsinin, ama şunu tavsiye ederim. Bu hani böyle evde işte her yerde yanınızda aksesuar olarak bile taşıyabileceğiniz çok güzel bir stres çarkı. Bence buna bir bakın. Yani onları geçin de, onlar bir şey değil. Şuna bir bakın. Tavsiye ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.